Hamit. Davut. Yükseklik kazandırdı bu topa. Göğsünü yumuşatmaya çalışıyor Ömercan. Karaman Futbol Kulübü'nde kaldı bu top. Ali Kemal. Ahmet Eker. Faul kararını veriyor. Maç ön hakemi Murat Türkoğlu. Emir. Ali Kemal. Topuyla çok güzel bıraktı. İkili karşı karşı Umut. Savunma girdi araya. Taç. Umut'a doğru gönderilen top. Umut yükseldi, kafasını vurdu. Kaleci Deniz için kolay bir top. Yardımcının da uyarısı var. Sağlık görevlileri oyun alanının içerisine davet edildi. Ertuğrul Yıldırım yerde kalmış. Hayır, bekleyin dedi. Ertuğrul kalktı ayağa. Davut uzun gönderdi, kafa vuruşu savunmadan. Akın yetişebilecek mi? Çevirdi içeriye doğru ama Ayvalık gücünde kaldı top. Şimdi uzun gönderildi. Mertcan kaçırdı elinden. Sonrasında bıraktı takım arkadaşına. Umut Dilek. Bileğinde bir problem yaşıyor Umut. Yerde kaldı Ayvalık gücü oyuncuları da. Cartimendi topu dışarıya bırakıyor. Umut. En geride Ayvalık gücü savunması kontrol ediyor bu topu. Davut aldı şimdi topu. Sağ kanattan yükleniyor Balıkesir temsilcisi Ertuğrul. Topuyla bıraktı şimdi. Davut döndü geriye. Tek topta içeri orta. Kademe ayak koydu Samet. Bindirme var. Recep ortaladı içeriye doğru. Taç. Bu taraftar için saldırı. Out. Ömercan. Ömercan. Mertcan. Çıkın şunu ya. Uzun gönderdi Mertcan. Göğsünü yumuşatmaya çalışıyor Polat. Davut.
İleriye doğru gönderdi Ertuğrul. Ahmet Teker kazandırdı topu Karaman Futbol Kulübü'ne. Demir. Çok güzel bıraktı arpasını. Umut için uzun bir top. Out. Deniz kale atışını kullanacak. Ayvalık Gücü Belediyespor'da. Kemal. Ömercan uzaklaştırıyor bu topu. Ahmet Teker. Ertuğrul tek topta başarı var. Yunus Emre. Kontrollü geliyor da Ayvalık Gücü Belediyespor. Hata kesildi. Davut. Ademesine dikkatli. Hamit. Yeniden Hamit. Yunus Emre. Oğuz. Atak yönü sol kanada doğru döndü. Oğuz. Recep. Göğsünü yumuşattı Kemal. Kademe girdi araya. Ahmet Teker. Aktardı şimdi pasını Emir. Selim Dilli. Sağ kanattan yükleniyor Karaman Futbol Kulübü Emir. Akın. Top istedi almadı şimdi Emir. Ortayı gönderdi içeri doğru. Umut dokundu ama tam istediği gibi dokunamıyor. Son müdahalenin savunmadan olduğunu söylüyor maçın hakemi. Korner. Selim Dilli. Köşe vuruşunu kullanacak Karaman Futbol Kulübü'nde. Üç oyuncu hariç tüm hatlarıyla rakip ceza sahası içerisinde yer alıyor kırmızı beyazlı ekip. Selim Dilli. Selim ortasını gönderdi içeri doğru. Kafalardan sekiyor. Ertuğrul. Uzaklaştırma düşüncesi en geride. Mertcan. Kemal. Eliyle kontrol ettiğini ifade ediyor maçın hakemi. Kemal'in itirazları var. Karşılaşmanın hakemi pozisyona çok yakın. Emir. Hiç kimse dokunamıyor. En geride kaleci Deniz. Ercan, Selim, Akın, Ali Kemal, Samet, çıkardı şimdi ayağından Umut Dilek, kaleciyle karşı karşıya Umut! Deniz bir sakatlık geçiriyor. Kaleci sakatlıkları normal.
Sporcu sakatlıklarına göre biraz daha farklı ilerliyor. Tedavi süreci tamamlanana kadar oyun başlamayacak. Deniz şimdi kullandı atışı. Akın Akman dönmeye çalışıyor, dönemedi. Ali Kemal, ona yapılan müdahale. Ali Kemal, Emir. Yeniden Emir. Çıkartmaya çalışıyor orada topu. Taç. Ömercan. Abdülsamet. Dakikalar 64. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Ertuğrul kontrol etti topu ama başarılı ve sağlıklı bir kontrol değil bu. Umut Dilek güzel bıraktı. Yeniden Umut. Döndü geriye doğru Abdülsamet. O da bıraktı şimdi Emir. Atak yönüsü Hakan'a doğru döndü Emir. Şimdi savunma derinliğini çok güzel düşündü Hakan ama Ahmet Teker'i orada topla buluşturamadı. Ertuğrul. Ömercan. Döndü geriye. Selim Dilli. Ömercan. Akın. Abdülsamet ortaladı içeri doğru Umut. Topu onunla gelmeden önce. Cümleyi bitirmeden tekrar baştan alayım. Her şey dönünce offside bayrağı havada. Değişikliği yapılacak. Ayvalık Gücü Belediyespor'da 61 numaralı forması Burak Özbakır oyuna girecek. Numaralı formasıyla Kemal Akbaba oyundan çıktı. Yerine 61 numaralı formasıyla Burak Özbakır oyuna girdi. Maçın kalan bölümlerinde Burak izleyeceğiz. Ayvalık Gücü Belediyespor adına. Thank you.
Deniz. Uzun gönderiyor Deniz. Selim Dilli topu çıkartmaya çalışıyor. Düdük geldi. Mertcan. Ömercan. Selim top oyun alanında tutamadı diyor maçın yardımcı hakemi. Murat Cansız bayrağı çekti. Davut. Tugay uzun gönderdi. Samet'in kontrolünde. Mertcan uzaklaştırıyor bu topu. Umut. Selim Dilli. Bıraktı şimdi sağ kanattan yükleniyor Karaman Futbol Kulübü. Emir. Orta şans arıyor. Emir. Farklı bir şekilde dışarıya çıkıyor bu top. Tehlikeli bir atak, kafa vuruşu direkten dışarıya. Dakika 70. Ahmet Eker. Emir. Karşıdaki top kayıpları 70. dakika şov Karaman'da Kemal Kaynar Stadyumu'nda başladı. Şimdi Samet'in koşuğuna doğru Samet aldı topu. Tek top da orta içeriye doğru. Kimse dokunamıyor. Umut da buna dahil. Ama tuttu topu oyun alanı içerisinde. Adam gibi aç, adam gibi. Orta şans arıyor Karaman Futbol Kulübü Selim Dilli. Pası aktardı. Pasta başarı var. Akın şutunu çekti ama... Rakibi ayak koydu, hata devam edecek Karaman Futbol Kulübü'nün. Taç. Değişiklikte Karaman Futbol Kulübü'nden gelecek 9 numaralı forması İdris Fırat oyuna dahil olacak. Son direktiflerini alıyor teknik direktör Yaban Yıldırım'dan. Emir. Hamit. Ömercan. Aktarmaya çalışıyor pasını. Samet'e çarptı top. Recep. Döndü geriye Polat. Oğuz hemen yanında ama onu tercih etmedi pasta. Topla birlikte hareket halinde şimdi. Üçüncü bölgeye geçmeye çalışıyor. Recep.
Rakip yarı alanında oyunu kabul ettirmeye çalışıyor Ayvalık Ucu Belediyespor. Davut. Yunus Emre. Ertuğrul. Ertuğrul yerde kaldı, kaleyi karşıdan gören bir nokta, tehlikeli bir nokta. Bir duran top organizasyonu, bir frikik izleyeceğiz Ayvalık Gücü Belediyespor'da. Sanıyorum duran toptan sonra değişiklik gerçekleşecek. Şimdi değişiklik şartı verildi. 73 numaralı formasıyla Emir oyundan çıkıyor. Yerine 9 numaralı forması İdris oyuna dahil oldu. Bir orta saha oyuncusu çıkartıp bir golcü aldı Şaban Yıldırım. Bakalım bu değişiklik neler getirecek Karaman Futbol Kulübü'ne. Topun başında iki oyuncu var. Ayvalık Gücü Belediyespor'da kalabalıkta bir baraj var aynı zamanda. Tugay ve Recep. Topun başında olan iki oyuncu. Balıkesir temsilcisinde. Biraz daha Recep kullanacak gibi görünüyor. Şimdi kullanıldı atış. Tugay ve baraja çarpıyor top. Köşe vuruşu izleyeceğiz. Kısmen biraz daha az tehlikeli bir alan. Yine bir duran top organizasyonu. Orta geldi ön direkte. Savunma karşılıyor bunu. Hata sürdürmeye çalışıyor Ayvalık Gücü Belediyespor. Davut. Yerde kaldı, kalkıyor maçın hakemi. Uzun gönderildi Umut. Topuyla kontrol etmeye çalışıyor. Ertuğrul. Oğuz. Orta gelmeye düşüncesi. Ertuğrul şimdi dönerek vurdu. Kaleye paralel bir şekilde top dışarıya çıkıyor. Kimsenin beklemediği bir nokta, beklemediği bir alan. İdris. Ali Kemal. Selim Dilli. Hızlı geliyor Karaman Futbol Kulübü. Atak yönü ters kanada doğru dönüyor. Akın Akman. Davut karşıladı onu. Akın. Bıraktı şimdi Ahmet Eker. Yeniden Akın. Tek topta orta. Kafa vuruşu savunmadan. Oğuz. Top istiyor ama alamadı topu. Tugay. Düdüğünü çalıyor maçın hakemi. Şimdi doldurdu içeriye doğru. Davut aldı topu. Burak. Faul kararı geliyor yeniden. Thank you.
Selim. Umut'u düşündü. Göğsüyle aldı önüne. Kontrol başarılı. Ama pas değil. Burak. Sol kanada doğru gönderilme düşüncesi. Uzun geliyor oradan dışarıda. Dakikalar 79. Umut Dilek. Galibiyet golü için bastırıyor Karaman Futbol Kulübü. Akın Akman. Akın kendisi vurdu, dışarıya çıkıyor az farkla. Karşılaşma bu skorla sona erse 15'er dakikalık iki uzatma devresi daha izleyeceğiz. O periyotta da eşitliğin bozulmaması halinde müsabaka penaltı atışlarına gidecek. Bugün bu sahadan bir kazanan çıkacak. Gel gel burayı. Penaltı çekti, penaltı. Orta geldi içeriye doğru, kafa vuruşu savunmadan. Yunus Emre gelişini şutu. Farklı şekilde dışarıya. Burak. Yükseklik kazandırdı Burak. Taç. Umut rakibini hataya sürüklüyor. En geride kaleci Deniz. Şimdi aldı topu eline. Samet. Oğuz. Sol kanattan gelecek Ayvalık Gücü Belediyespor, orta içeriye doğru. Burak vurdu kafayı. Ali Kemal. Oğuz. Sol kanattan yükleniyor Ayvalık Gücü Belediyespor. Şimdi orta içeriye doğru, ön direkte savunma karşıladı bu topu. Yunus Emre pasını aktardı, karşılıklı top kayıpları oldu. Şimdi Ali Kemal aldı önüne. Faul kararı geliyor, bir de kart geliyor üzerine. Ayvalık Gücü Belediyespor'da sarı kart gören bir oyuncu var. Oğuz Aksoy olarak anons edildi ama bizler Yunus Emre olarak gördük. Davut. Tugay.
Ömercan. İdris. Bıraktı şimdi topu, sağ kanattan geliyor. Karaman Futbol Kulübü. Davut. Selim. Ertuğrul. Top istiyor. Faul kararı geliyor. Bir oyuncu değişikliği daha yapılacak. Konuk Ayvalık Gücü Belediyespor'da 7 numaralı formasıyla Veysel Karahani Ünal oyuna dahil olacak. Şimdi değişiklik işareti verildi. 4 numaralı forması Oğuz oyundan çıkıyor. Onun yerine 7 numaralı forması Veysel Karahani oyuna dahil oldu. Geldi şimdi. Orta şut girişimi doğrudan kaleye asmakla dışarıya. Selim Dilli. Dakika 84. İkinci gole çok katlaştı Karaman Futbol Kulübü. Sol kanattan geliyor. Ayvalık Gücü orta geldi içeriye doğru. Şimdi şut dışarıya. Veysel Karahani. Oyuna sonradan giren bir oyuncuydu. Normal sezonda 6 golü var Veysel Karahani'nin. Ayvalık Gücü Belediyespor'da en çok gol atan 3. oyuncu. Veysel Karahani Ünal. İdris, Ahmet Eker, Umut, aktardık pasını şimdi İdris. Orada top kaybı geliyor. Karşılıklı top kayıpları oluyor bu İdris. Yeniden topu bekledi ama alamadı bu kez. En geride Davut. 86. dakikanın içerisindeyiz. Ömercan Öndaş. Ömercan. Ali Kemal. Evinde kazanmak istiyor Karaman Futbol Kulübü. Ahmet Eker. Akın Akman. Akın yükseklik kazandırdı Umut. Yükseldi ama pozisyonu kaybederek yükseldi. Top da doğrudan dışarıda. Deniz kale atışını kullanacak Ayvalık Gücü Belediyespor'da. Uzun gönderdi atışı. Umut Dilek topla buluşu şimdi son anda ona yapılan müdahale. Polat'tan. Köşe vuruşunu kullanacak Selim Dili ile Karaman Futbol Kulübü.
Tek elini kaldırdı, sahili çalışılmış bir pozisyon. Selim ortaladı içeriye doğru arka direkte. Umut Dilek aldı topu şimdi. Umut son çizgiye inme çabasında. Ortasını gönderdi içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Şimdi de Roveşetas. Farkla dışarıya. Akın Akman. Takımın en golcü oyuncularından 13 golü var normal sezonda. Deniz. Ahmet Eker. Uzun gönderdi. Umut kontrol edemedi. Ömercan. Ahmet Eker. Kafasıyla karşılıyor savunma. Samet. Döndü geriye. Kalecisi Mertcan. Artık maçın normal sürenin son saniyeleri içerisindeyiz. Kaleci Deniz. Baskı var kendisine. Umut'tan yaldı İlnama. Orta geldi şimdi sağ kanatta Davut. Topu kontrol etti. Davut Ahmet karşıya doğru gönderdi içeri ortasına. Kafa vuruşu geldi. Veysel Karani bıraktı şimdi. Umut Dilek yatarak müdahale. Top Karaman'da kaldı. Hamit. Recep. Orta şansı arıyor. Ayvalık Gücü Belediyespor. En geride kaleci Mertcan. Maçın normal periyodu da sona eriyor. En az 4 dakikalık oynanmamış kabul edilen ilave zaman müsabakanın sonuna ekleniyor. İdris. Güzel döndü İdris. Ayak koydu savunma. Hamit. Bıraktı şimdi. Tugay. Maçtaki ilk golün sahibiydi 11. dakikada. Ayvalık Gücü Belediyespor 1-0 öne geçirdi. Tugay Yıldırım. Daha sonrasında da 32. dakikada Umut Dilek penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Yunus Emre. Baskı var kendisine, sonuç alıyor Karaman Futbol Kulübü. Ali Kemal. Yükseklik kazandırıldı topa. Ahmet Teker baskı uyguladı ama sonuç yok. En geride kaleci Deniz. Semre yükseklik kazandırdı kafa vuruşu savunmadan. Ertuğrul. Yeniden Yunus Emre. Tugay onun koşuna doğru. Tugay tek topta şutunu çekti. Bravo Gazma. Farklı bir şekilde dışarıya. Karaman'da havada kapandı. Tam bir yağmur havası geldi şu anda. Davut.
Ertuğrul. Tehlikeli geldi Ayvalık Gücü Belediyespor. Şimdi şu şansı. Kaleci Mertcan uzandı. Son anda savunma çok gerildi. Ömercan. Çok kritik bir mücadele. Alnından öpülesi bir hareket. Ömercan Ündaş. Son saniyelerde kritik bir mücadele. Ömercan Ündaş'tan. Köşe vuruşu kullanacak Ayvalık Gücü Belediyespor. Orta geldi içeriye doğru. Kafa vuruşu. Top boşta kaldı, sonrasında da dışarıya çıkıyor. Taç atışını kullanacak Ayvalık Gücü Belediyespor. Bir yandan da saatini kontrol ediyor. Üçün hakemi Murat Türkoğlu. Orta geldi içeri doğru taçla. Tekrar kafa. Kafalardan sekiyor, sonrasında da top oyun alanını terk etti. Kale ateşini kullanacak Mertcan. Ömercan yerde kalmış, şimdi kalkıyor ayağa. Ve maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eriyor. 15'er dakikalık iki uzatma devresi izleyeceğiz. Yine eşitliğin bozulmaması durumunda da penaltı atışlarına geçiş yapılacak. Şimdi takımlar kulübelerine geliyor. Ve birazdan 15'er dakikalık iki uzatma devresi başlayacak. Evet Karaman, hazır mıyız? Karaman'ın saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Karaman'a bize verdiği güçlü destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Ne diyor o güzel Karaman türküsünde? Aşamadım Karaman'ın ilinden, kahve fincan kayar oldu elimden, korkar oldum ayrılıktan ölümden, er gibi meydanda dönenlerdeniz, bir ahbap yoluna ölenlerdeniz. Biz Karaman'ın yoluna, Karaman'ın ahbaplığına gerekirse ölürüz be. Gençler,
Siz acaba öncesinin Karaman'ını tanıyor musunuz? Annelerinize sorun. Size anneleriniz öncesinin Karaman'ını bir anlatsın. Neydik? Ne oldu? Karaman bunlara layık. Karaman şu anda göç veren değil, adeta göç alan bir ilimiz. Artık Karaman çekim şehri oldu. Cazibe şehri oldu. Güzel şehir oldu. Burada işsizlik yok. Karaman Anadolu'nun ortasına sıkışıp kalacak bir şehir değildir. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Var mıydı burada üniversite? 15 er dakikalık 15 bin aşkın öğrencisiyle iki uzatma devresinin ilk periyodu birazdan başlayacak. Öğrenim kurumlarından biri olma yolunda ilerliyor. Toplu konutta Karaman'da eşitlik yeniden bozulmazsa penaltı atışlarına geçiş yapılacak. Karaman'ın yeniden hatırlatalım. Karaman'ın tarım arazilerini suyla buluşturmak için yatırımlar kesintisiz devam ediyor. Karaman'ın üretim ve ihracat gücü kat be kat artacak. Karaman Futbol Kulübü'nün atışıyla ülkemizin 80 vilayetiyle birlikte Karaman'a da kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Karaman İdris, size sesleniyorum. Bana her şey Karaman'ı hatırlatıyor. Evet Karaman, hazır mıyız? Durmak yok. Durmak yok. Samet. En geride kaleci Deniz. Uzun gönderiyor. Veysel. Bir duran top organizasyonu daha izleyeceğiz. Paslaşarak kullanılacağım. Polat. Uzun gönderdi. Selim. Ömercan. Maçın normal periyodundaki son saniyelerinde çok kritik bir müdahalesi vardı. Ömercan Öndaş'ın şimdi orta geldi içeriye. En geride şimdi Recep yakaladı topu Ayvalık takımında. Ahmet Eker. Kaptırılan top. Faul kararını veriyor maçın hakemi. Mertcan. Umut. Akın. Ali Kemal. Topu önüne alma çabasında Ali Kemal. Şimdi aldı Umut. Umut çekti topu. Ahmet Eker. Bastı topu. Ahmet kontrolü başarılı. Ahmet. Çerçeveyi tutturamıyor Ahmet Eker. Burak. Ahmet. Faul kararı geliyor. Karaman.
Burak. Burak sıyrılmaya çalışıyor, sıyrılamadı. İdris. Güzel sıyrıldı İdris. Topla birlikte hareketi elinde İdris Fırat. Ceza sahasında. Şimdi geldi rakibi. Pozisyonu bozdu. Geri kazandı ama İdris çıkardı topu. Umut yerde kalıyor. Hayır diyor maçın hakemi. Kalk diyor Murat Türkoğlu. Mehmet Salih Yiğit oyuna girme hazırlığında Karaman Futbol Kulübü'nde. Umut Dilek. Hadi be, çok iyi. Ahmet Teker son çizgide ortasını yaptı içeriye doğru. Şimdi şut. Akın Akman. Bir kez daha golle burun buruna geldi Akın. Ama topu ağlara gönderemedi. 17 numaralı forması da Ahmet Teker oyundan çıkıyor. 27 numaralı forması Salih. Oyuna dahil oldu. Selim. Salih. Şimdi Salih sağ kanattan gidiyor. Savunma kapattı önünü. Hata devam ettirmeye çalışıyor Karaman Futbol Kulübü. Samet. Samet son çizgide ortasını gönderdi içeriye. Göğsünü yumuşattı. Şutunu çekti kaleciyle karşı karşıyaydı ama bundan faydalanamadı Akın. Taç. Değişikliği daha gelecek. Ayvalıkçı Belediyespor'dan. Umut Dilek şimdi topla. Buluşma düşüncesindeydi. Yakındı da ama bunu başaramadı. ...21 numaralı forması Hakan Özkan oyuna dahil olacak Ayvalıkçı Belediyespor'da. İlk 15 dakikalık uzatma diliminin yarısını geride bırakıyoruz. Birazdan değişiklik işareti verilecek. Burak. Hamit.
Yunus Emre. Çevirdi topu Burak. Yeniden Burak. Soktardı topu. O noktada Samet. İdris. Güzel döndü ama devamı gelmedi. Polat. Taç. Selçuk Akalmaz. Karaman Futbol Kulübü'nde oyuna girmeye hazırlanıyor. Şimdi son çizgide atak devam edecek. Çevrildi geriye doğru. Samet. Çekti topu Samet. Şimdi bir rövaş atas. Farklı dışarıya yine. ...23 numaralı forması Recep oyundan çıktı, yerine 21 numaralı formasıyla Hakan oyuna dahil oldu. Ayvalık Gücü Belediyespor'da Selçuk Akalmaz oyuna girecek. Karaman Futbol Kulübü'nde de 69 numaralı formasıyla numara forması Abdülsamet oyundan çıkıyor. Yerine 69 numara Selçuk. 69 numara. Oyuna dahil oldu. İlk uzatma periyodunun son 5 dakikalık zaman diliminde ve ikinci 15 dakikalık dilimde bu değişiklikleri izleyeceğiz. 23 numaralı forması Recep oyundan çıktı. Sol bek oyuncusu yerini 21 numaralı forması Hakan'a bıraktı. Ayvalık Gücü Belediyespor'da. Karaman Futbol Kulübü'nde de 23 numaralı formasıyla Abdülsamet yerini 69 numaralı formasıyla Selçuk'a bıraktı. Ali Kemal. Selçuk ortaladı içeriye doğru. Hakan güzel bir vücut çalımı. Taç. Boşta yardım çekmiyor. Hakan bıraktı şimdi Polat. Top dışarıda. Şimdi bekleyin diyor, bir sakatlık var. Hadi, hadi. İdris. Bir müdahale var. Sarı kart geliyor. Yunus Emre'ye ama yani bu kartın renginin sarı mı olması gerekiyor? O biraz tartışmaya açık gibi. ...91 numaralı formasıyla Yunus Emre sarı kartı görüyor.
Burak. Ömercan. Mertcan. İlk uzatma periyodu neredeyse sona erdi. Göğsüyle indirdi Samet. Hakan ortaladı içeriye doğru. Faul kararı geliyor. Ömercan. Ali Kemal. Selim. Ali Kemal. Samet. Selim. Topu oradan çıkarmaya çalışıyor Karaman Futbol Kulübü. Akın. Selim. Bıraktı şimdi Samet. Samet şutunu çekti. Topu alana gönderdi. Skor artık 2-1. Çok büyük sevinç. Karaman Kemal Kaynaş Stadyumunda. Samet Aydın. Golü attı, yerde kaldı Samet. Samet. Daha yapılacak. Hadi Balıkçı Belediyespor'da. Şampiyonluk türküleri söylenmeye başladı Karaman Kemal Kaynaş Stadyumunda. Hakan. Yerde kaldı. 50 numaralı formasıyla Hamdi Baytar. Oyuna girecek. Hadi Balıkçı Belediyespor'da. Geldi içeriye doğru. Arka direkte topu oyun alanına çevirme düşüncesi. Maçın hakemi dışarıda diyor. İlk 15 dakikalık sürenin sona erdiğini söylüyor.
Maçın hekimi Murat Türkoğlu. İkinci 15 dakikalık dilime geçeceğiz birazdan. 11'de Tugay Yıldırım Ayvalı 1-1-1-0 öne geçirdi. 32'de Umut İlek penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 105'te Samet Aydın biraz önce attığı şık golle skoru 2-1'e taşıdı. Beyaz! 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 91 numaralı formasıyla Yunus Emre oyundan çıkıyor. Ayvalık takımı da 50 numaralı formasıyla Hami. Kalan sürede görev alacak oyuncu. Son 15 dakikalık periyot başlıyor. Hami. Hamit. Hamit yeniden. Tugay. Davut. Çevirdi topu Hamit. Ayak koydu noktada. Kademe. İdris. Samet. Geçemedi onu. Selim. Akın. Pası geçmiyor. Elle oynama ve sarı kart geliyor. Birazdan kartı gören oyuncuyu sizlere telaffuz edeceğim. 3 numaralı forması Samet. Sarı kartı gören oyuncu. Kaleci Deniz. Kale ateşini kullanacak. Uzun gönderdi. Savunmada Burak kafasıyla karşılıyor. Mertcan. Karşılaşmanın sonunda yine röportaj yapma şansımız olursa canlı yayına röportajlarımızla devam edeceğiz. Bunun bilgisini izleyenlerimize paylaşalım.
Ayvalık Ucu Belediyespor. Şimdi ateşi kullandı. İdris yükseldi. Karambol anı topu çıkartıyor Karaman Futbol Kulübü. Şimdi önüne aldı Akın. Akın aktardı pasını Umut Yürek. Umut Yürek kaleciyle karşı karşı Umut şutunu çekti. Penaltı beklentileri var. Kademenin eline çarptığını düşünüyor Karamanlı futbol severler. Davut. Kazandı topu İdris Fırat. Akın. Akın. Ayağı kaydı düştü yine Akın'ın. Salih. Akın topla birlikte hareket halinde şimdi Akın. Samet onun pozisyonunu bozmaya çalışıyor. Akın. Bekledi Akın sonra döndü geriye. Ronaldo gidiyor. Selçuk. Şimdi şut çekti Selçuk. Farklı şekilde dışarıya. Son 10 dakika, 2-15 dakikalık uzatma süresinin sona ermesi için. Bir oyuncu var yerde. Akın Akman Şaban Yıldırım'ın yanına kadar geldi. Direktiflerini veriyor oyuncularına. Şaban Yıldırım. Biraz önce sakatlanan oyuncu da oyuna devam edecek. Bu arada bir de değişiklik gelecek. 19 numaralı forması Kadir Bakırtaş. Oyuna dahil olacak Karaman Futbol Kulübü'nde. Selçuk. Tugay. Değişiklik birden yapılacak. Bir de İlyas Ural oyuna girecek. Karaman Futbol Kulübü'nde hazırlanan oyuncular arasında. (Gülüyor)
önceki pozisyonda out oldu. Sevgili izleyicilerimize bunun bilgisini paylaşalım. Top dışarı çıktı. Son müdahalede savunmadan olduğunu söylüyor. Korner. Köşe atışını kullanacak Ayvalık Ucu Belediyespor. Kulübesine kadar geliyor. Karşılaşmanın hakemi ve bir sarı kart çıkıyor. Kulübeye çıkıyor bu kart. Davut, hakeme itirazları var. Şimdi değişiklik şartı da verildi. 20 numaralı forması Selim yerine 19 numaralı forması Kadir'e bırakıyor. Karaman Futbol Kulübü'nde diğer değişiklik dedi. İdris oyuna sonradan giren oyunculardan birisiydi. Çıkıyor yerine İlyas'a bırakıyor. 73 numaralı formasıyla Emir oyuna girmişti. Yerine Emir yerini 9 numaralı formasıyla İdris'e bırakmıştı. İdris de şimdi 97 numaralı formasıyla İlyas Ural'a bırakıyor. İçeriye doğru kafa vuruşu dışarıya. İdris ve teknik direktör Şaban Yıldırım arasında bir gerginlik var. Oyuncusuna kızıyor. Direkt olarak soyunma odasına gitmek istedi İdris. Şaban Yıldırım da talebesine kızdı, otur yerine dedi, kulübeye oturttu onu. Burada anladığımız kadarıyla bu değişikliği İdris de beklememiş. Mertcan. Akın. Güzel çekti topu önüne. Ama sonrasında kontrol edemedi. Faul kararı geliyor. Akın ve Davut arasında bir gerginlik var. Mertcan. Bir sakatlık geçiriyor. Karaman Futbol Kulübü kalecisi. Topa. Karambolane karşılıklı top kayıpları geldi. Sonrasında da top dışarıda artık. Uzatma süresi de sona eriyor. Karambolani devam ediyor. Saçuk uzaklaştırıyor topu.
alanı devam ediyor. Şimdi şut. Topu alana buluşturamıyor. Küçük Belediyespor. Bu arada 5 dakikalık bir zaman ilave edildi. İkinci 15 dakikalık ilave zamanın sonuna oynanmamış kabul edilen bir 5 dakika daha eklendi. İki birlik üstünlüğü devam ediyor Karaman Futbol Kulübü'nün. Artık heyecan durukta. Tek maç eleme usulüne göre oynanıyor bu müsabaka. Ondan dolayı her iki takım için de kritik bir öneme sahip. 1-0 geriye düşmüştü Karaman Futbol Kulübü. 11. dakikada Tugay Yıldırım topu ağlara göndermişti. Daha sonrasında 32. dakikada Umut Dilek penaltıdan attığı golle beraberlik golünü getirdi. Daha sonrasında da 105. dakikada Samet Aydın. Topu ağlara göndererek maçın 2-1'lik skorunu şu an için getirdi. Bir sarı kartta çıkıyor. Maçın ardından röportajlarımızı sizlere nakleden aktaracağız. Bu bilgiyi izleyicilerimize duyuralım ve bildirelim. Akın ve Davut arasında bir gerginlik var. Küçük çaplı bir tartışma. Kadir de şimdi geldi o bölgeye. Sağ çok kalmaz. Şimdi taç atışını kullanacak. Taçta bir sorun var. El değiştirdiğini söylüyor maçın hakemi. Murat Türkoğlu. Davut. Atışı kullanma hazırlığında. Ayvalık Gücü Belediyespor'da. Kafa vuruşu geldi Selçuk'tan. Hakan. Hakan topla birlikte hareket halinde. Akın önünü kapatmaya çalışıyor. Davut. Tugay. Maçtaki ilk golün sahibi ortaladı içeriye doğru. Kafa vuruşu savunmadan. Top dışarıda. Bizlerde sağ içerisine doğru yavaş yavaş hareket ediyoruz. Röportajlar için. Şimdi orta geldi içeriye doğru. Kafa vuruşu Akın'dan. Burak. Orta denemesi içeri doğru Kadir. Araya gelip sonrasında uzaklaştırıyor bu topu taç. Savunma kafa vuruşuyla yeniden uzaklaştırıyor o topu. Karşılaşma bu skorla sona ererse adını ikinci tura yazdıracak Karaman Futbol Kulübü uzunca bir süre ligi lider götürdü. Iğdır Futbol Kulübü deplasmanında rakibine mağlup olarak direkt olarak ikinci lige yükselme fırsatını kaçırdı. Şansını, şampiyonluk şansını playofflardan deneyecek Karaman Futbol Kulübü. Ve şu ana kadar da ilk maçta
istediğini alıyor. Normal sezonda her iki takım da deplasmanda kazandı. Karaman Balıkesir'de, Baybalıkçı Belediyespor'da burada kazandı. Tabii ki playoff'ların atmosferi her zaman farklıdır. Tek maç eleme usulüne göre oynanması bu turunda. Her iki takım adına hataya yer vermeyecek bir süreci geçirdi. Oynatıyor. Karşılaşmanın yardımcı hakim pozisyona çok yakın. Ömercan. Ve maçtaki son düdük geliyor. Karaman Futbol Kulübü 2, Ayvalıkçı Belediyespor 1 maçın sonucu. Karaman Futbol Kulübü bu skorla birlikte adını ikinci tura yazdırıyor. Şaban Yıldırım ve İdris Fırat konuşuyor. Talebesiyle konuşuyor Şaban Yıldırım. Şaban hocam tebrikleri kabul ediyor. Hocam sizi hemen yakalayalım. Kamera arkadaşlarımızdan rica edelim. Hocam zor bir maç oldu. 1-0 geriye düştünüz. 2-1 kazandı takım. Adını bir üst tura yazdırdı. Neler düşünüyorsunuz? Artık önümüzdeki tura bakacağız. Bu maçı unutup hemen o maç hazırlayacağız. Başarılar dileriz hocam. Bizler de yavaş yavaş. Tabii tebrikleri kabul ediyor bir yandan. Samet'i alalım. Samet, evet, konuşmak istemedi Samet. Tabii heyecanlı o da. Kadir'den alalım, canlı yayındayız. Canlı yayındayız, birkaç kelime. Evet, tabii bir yandan da yöneticilerimizden alalım. Yöneticilerimizden alamıyoruz, zorlu bir maç oldu. Çok mutluyuz, inşallah ikinci lige de çıkacağız, şampiyon olacağız. Çok mutluyuz, inşallah şampiyon olacağız. İkinci bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bugüne kadar büyük mücadele verdik. Karaman'ın sevdalısıyız, Karaman'ın taraftarıyız, Karaman'ın yöneticiyiz. Hep beraber ikinciliğe doğru adım adım gidiyoruz. İnşallah diyelim. Teşekkür ediyoruz. Evet, röportajlarımız birazdan devam edecek. Evet, yöneticilerimizle röportajlarımız devam ediyor. Kameramız bu tarafta. Zorlu bir maç oldu. Neler düşünüyorsunuz maç sonu? Güzel bir mücadeleydi. Sahada bütün gücüyle enerjisini sarf eden bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Ve bizlere değer verip buraya gelen bütün izleyicilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah ikinci lige çıkacağız nasip olursa. Teşekkür ederiz. İnşallah diyelim, başarılar dilerim bizlerde. Tabii bir yandan saha yavaş yavaş boşalıyor. Tabii Ayvalıkçı takımında bir hüzün. Onlar da tabii ki tur için geldiler. Takımın büyük bir kısmı karşı alanda tribünleri selamlıyor ve destekliyor. Yöneticiler de büyük sevinç. Bir yandan da bizler. Bu güzel anı bizlere yaşattıkları için Karaman Futbol Kulübü oyuncuların gelmesini bekleyeceğiz. Biraz daha vaktimiz var sanıyorum. Teknik masadaki arkadaşlarımıza da baktığım zaman. Genel Sekreter Selim Türkmen. Başkan Yardımcımız Ahmet Bakar. Yönetim Kurulu Başkanımız. Yönetim Kurulu şu anda alkışlı. Genel Başkanımız Mehmet Ali Han'a teşekkür ediyoruz. Evet, takımı bekliyoruz bir yandan ama takım taraftarlarla turun sevincini yaşıyor. Son birkaç oyuncudan daha röportaj alıp yayını sonlandıracağız. Tabii bir yandan da çok büyük sevinç. Bir üst tur. Çift müsabaka olarak oynanacak. İki maç olacak. Bir içeride, bir dışarıda. Onun bilgisini paylaşalım. Evet Karaman, hazır mıyız? Evet, oyuncular biraz daha sanki Karaman'ın
saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Karaman'a bize verdiği güçlü destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Karaman'ın ilinden, kahve fincan kayar oldu elimden, korkar oldum ayrılıktan ölümden, er gibi meydanda dönenlerdeniz, bir ahbap yoluna ölenlerdeniz. Biz Karaman'ın yoluna, Karaman'ın ahbaplığına gerekirse ölürüz be. Gençler, siz acaba öncesinin Karaman'ını tanıyor musunuz? Annelerinize sorun. Size anneleriniz öncesinin Karaman'ını bir anlatsın. Neydik, ne olduk? Karaman bunlara layık. Karaman şu anda göç veren değil, adeta göç alan bir ilimiz. Artık Karaman çekim şehri oldu. Cazibe şehri oldu. Güzel şehir oldu. Burada işsizlik yok. Karaman Anadolu'nun ortasına sıkışıp kalacak bir şehir değildir. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Var mıydı burada üniversite? 15 bini aşkın öğrencisiyle bölgemizin en seçkin yüksek öğrenim kurumlarından biri olma yolunda ilerliyor. Toplu konutta Karaman'da şehircilik devrimi gerçekleştiriyoruz. Karaman'ın tarım arazilerini suyla buluşturmak için yatırımlar kesintisiz devam ediyor. Karaman'ın üretim ve ihracat gücü kat be kat artacaktır.